Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Üçüncü videomda ise Word'ün size tablo oluşturma, maddelendirme, satır aralıkları, noktalama ve işaretleri nelere dikkat etmemiz gerektiğini, kenar boşluklarını, sütun oluşturmaya ve ödevimiz bittiğinde ise nasıl kaydetmemiz gerektiğini, bir Word dosyası nasıl PDF olarak kaydedeceğimizi göstereceğim. İlk olaraktan size tablo oluşturma göstereceğim. Bunun için ise tablo oluşturmamız gerekir. Ekle kısmından tıklayarak yine sabitleyelim yine. Tıklayarak tabloyu seçiyoruz. 1'e 1 mi olsun? 1'e 2 mi? Böyle 5'e 4 böyle şekilde ayarlayabiliyoruz. Ama biz tablomuzu kendimiz sayısını belirlemek istiyorsak tablo ekle kısmında sütun sayımızı ve satır sayımızı belirleyebiliyoruz. Biz 5'e 2 bir tablo oluşturalım. Ya da hayır, 5'e 2 tablo, büyük bir tablo oluşturmayalım. 3 sütundan oluşan, 4 satırdan oluşan bir tablo oluşturalım. Buraya geldim. Ve bu tablomuzda şu köşeden tutarak büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz, kısaltabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz. Biz böyle şimdilik böyle oluşturalım. Ve yukarıda bu şekilde görünümler geldi. Bunlardan herhangi birini seçerekten renklendirebiliyoruz. Çizgilerini farklı yapabiliyoruz. Ya da baş kısımlarını renklendirebiliyoruz. Mesela bu turuncu tıklayalım. Böyle renklendirme mevcut. Kendi konumuza uygun, aşırı bir renge kaçmadan uygun bir rengi seçebiliriz. Şu an bu bana daha da uygun geldi ve direkt verileri buraya yerleştirebiliriz. Mesela öğrenci tablosu olsun diyelim. Öğrenci yazalım. Burada öğrenci ne olsun önce? Adı, soyadı gibi bir tablo yerleştirebiliriz. Buraya öğrenci ne olsun adını soyadını yazabiliriz. Konuyla hakkında hangi konu hakkında rapor yazıyorsak, hangi konu hakkında Word dosyası hazırlıyorsak. Şimdi bu şekilde tablomuzu hazırlamış olduk. Şimdi ise maddelendirmeyi anlatacağım. Maddelendirme dediğimiz ise bu Word dosyasında örneği var mı acaba? Yok. Mesela şu metni direkt sadece metni ama direkt kopyalayalım. En alt kısma böyle yerleştirelim. Mesela cümle cümle. Cümle cümle de olmaz aslında. 3-4 satır oluşsun. Böyle 1 2 gibi manuel şekilde de yapabiliriz. Ama biz böyle yapmak istemiyorsak bu aynı şekilde yaptığımızda geri alalım bu yaptıklarımızı. Fazla geri aldık. Giriş kısmında zaten. Giriş kısmında madde işaretlerini kullanabiliriz. Bu madde işaretlerinde sadece yuvarlak değil de bu şekillerde tik böyle baklava dilimli şekillerinde kullanabiliriz ya da kare şeklinde. Biz genel olaraktan yuvarlak kullanıyoruz klasik olaraktan. Bir cümle yazdığımızda direkt bu madde olarak algılayacak. Zaten maddelendireceğiz mesela. Maddenin 3 hali diyeceğiz. Katı sıvı gaz diyeceğiz. Bunu katı ve direkt katı diyelim böyle. Katı. Enter'a bastığımızda tekrardan madde olarak da olacak. Sıvı, gaz. Ve 4 olarak, 4. hal olarak da plazmayı yazmış olduk. Ve bunları ana başlık olarak kabul edersek ve alt başlıkları da bulunabilir. Bunu alt başlık ekleyebilmek için mesela kataya bir alt başlık ekleyelim. Katının özellikleri diye taba bastığımızda bir alt başlık olarak yazıyor. Böyle direkt yazmaktansa böyle göstermek amaçlı bir 4 ara başlık ekledik. Daha doğrusu ara başlık ekledik. Ve ikinciye de ara başlık ekleyelim. Yine aynı şekilde ikinin sonuna geliyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Ve tab'a bastığımızda yine aynı şekilde alt başlık ekledik. Şimdi ise bir alt başlığın bir alt başlığı daha da olabilir. Bunun için ise tekrar Enter'a basıyoruz. Ve yine tab'a bastığımızda böylelikle alt başlıklar oluşturabiliyoruz. Böyle alt başlıklar oluşturalım.
Gereksiz tab'a bastık diyelim. Bunu düzeltebilmek için tekrar shift tabloya yapmamız gerekiyor. Mesela bu konu aslında bir ana başlıklarının bir alt konusu. Bu ana başlığın alt konusu alt konusu değil diyelim. Başa geldik. İmlecimizi başa getirdik ve shift tab'a bastığımızda ve sıvı konusunun bir alt başlığı olarak geri döndü. Bu şekilde diğerlerini de düzeltebiliriz. Mesela tab shift. Tab'a basıp shift'e bastığımızda ya da shift'e basıp tab'a bastığımızda ikisi aynı şey. Böyle böyle tekrar alt başlık olaraktan ekleyebiliriz. Geri eski haline getirebilmek için ise tekrardan tab'a bastığımızda yine eski haline dönecektir. Böyle ayrıntılı anlattıktan sonra ise diğer bir maddesi olan satır aralığını belirlemek için kullanacağız. Genellikle öğretmenlerimizin bir istediği bir özelliktir. Bunu ise giriş sekmesinden yine burada gördüğümüz gibi satır aralığı seçeneklerimiz vardı. Satır aralığı seçeneklerinde belirleyebilmek için öncelikle bir metin seçelim böyle. 1.15, 1.5 ya da 2, 2.5, 3 diye böyle arttırabiliriz. Ve daha da küçük ya da daha da azaltabiliriz, 1 yapabiliriz. Ama genellikle biz bunu 1.15 ya da otomatikman 1.5 olarak da kullanabiliriz. Peki komple hepsini yapabilmek için de yine hepsini seçip bunların hepsini 2, hepsinin 1.5 yapmamız gerekir. Ama böyle yaptığımda resimler dağıldığı için resimleri sonradan düzeltmeli ya da satır aralıklarını önceden belirlememiz gerekir. Şimdi ise noktalama işaretlerine geçelim. Noktalama işaretlerinde ise genellikle kullanımı yanlış oluyor. Ama artık yeni Windows sürümlerinde noktalama işaretlerinde boşluk bırakmadığımızda hata veriyor. Mesela diyelim ki noktadan sonra bir boşluk bırakmadığımızda sayı olduğu için izin verdi aslında. Bırakmadığımızda şu metni seçelim. Nokta göremiyorum. Evet burada bırakmadığımızda bir hata veriyor. Bunu boşluk bırakmadığını düzeltiyor. Yani kısacası dediğimiz gibi herhangi bir noktalı işaretlemeden sonra boşluk bırakmamız gerekir. Genelde %90'ında böyle kullanırız. Sırada ise sütun oluşturmaya geçelim. Sütun oluşturma ise tez raporlarında ya da örnek tez raporlarını görmüşüzdür. Tezlerde görmüşüzdür ya da bir proje raporlarında görmüşüzdür. İki sütun halinde oluşur. Bu iki sütun halinde oluşabilmek için ise ekle butonunu tıklayaraktan ekle değil düzen butonunu tıklayaraktan burada sütun ekleyebiliriz. Sütun ise bir sütun, yani şu an kullandığımız bir sütun. Yani hiç sütun olmayan, sadece tek bir sütundan oluşan bir sütun. İkiye bölebiliriz. Böyle ikiye bölerekten sayfalandırma yapısını ayarlayabiliriz. Üçe bölme seçeneği var ama kullanışlı olduğunu da düşünmüyorum. Genellikle ya iki ya da tek sütunlu metinlerden oluşabiliriz. Şimdi ise kenar boşluklarına geçelim. Kenar boşluğunda ise standart olarak aslında bir kenar boşluğu normal bir standardı vardır. Bunu da 2.5, 2.5, 2.5, üst taraftan sağdan sola hep 2.5'tür. Bunu darartabiliriz. Darartaraktan önce sütunu düzeltelim 1 olsun. Bunu darartaraktan bir sayfaya daha fazla metin sığdırabiliriz. Mesela normali bu. Darartarak böyle daha çok metin sığdırabiliyoruz bir sayfaya. Orta o var. Ve daha geniş olaraktan da bayağı kenarlıkları aşırı fazla var. Mesela normali bu iken genişliği bu. Şimdi ise ödevimizi hazırladık. Her şeyimiz hazır ve biz bunu hocaya göndereceğiz. Ve bu Word'de bir değişiklik olsun istemiyoruz. Hocaya gönderdiğimizde ise bunun için Word dosyasını yani .4 uzantılı dosyayı PDF olarak kaydedebiliriz. Bunun için ise Ctrl+S yapıyoruz. Ve farklı sayfa kaydet olarak ben bir çıktım. Farklı kaydetmek istiyorsak mesela masa üstümüzde toplu metot uygulamaları klasör olarak kaydediyoruz. Ve bunun için ise
uzansın PDF yaparaktan adını video ödevi diyelim mesela. Kaydet butonu tıkladığımızda bunu PDF olaraktan kaydediyoruz ve bu şekilde gösterebiliyoruz. Burada üzerine düzeltme yapamadığımız için hoca direkt yolluyoruz ve bir düzeltme olmuyor. Şu an biraz karışık gözüküyor ama kendi baştan beri planlı yaptığımızda güzel düzenli bir hocanın talimatlarına uygun bir ödev çıkarmış olacağız. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya ise de konu olaraktan Word programındaki kaynakçayı nasıl hazırlayacağımızı anlatacağım. Şimdilik video bitti ve kendinize iyi bakın.